أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم محترم ve aziz cemaat kendi cümlenizin Allah'ın selamını selamlayın Allah-u Teala'nın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Kendi sizlerle beraber ne için acaba degen pek meraklı bir program içindeyiz ve sizden gelgen suallerge kısa bir şekilde cevap vermeye tırışamız. Bugün bizge seyircimiz soray de borcu olgan insanga hacga ketmeye mümkün mü deyip soray. Gerçek bakhamız vaxt hac pek mühim bir ibadettir. Ve Allah-u Teala cümlemizge o mübarek yerlerge Allah-u Teala'nın evine aitkanımız işte Kabe'ni barıp körmeye anda ibadetlerini etmeye nasip eylesin. Çünkü anda barıp gelgen adam gerçekten de bütün günahlardan temizlengen gibi kayta, sanki balanın doğanı, yanın doğanı gibi hacan kayta ve o Hz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüyeni o yollarda yürümek gerçekten de herkes için pek balaban bir kuvançtır. Ve de bunun yanında da mani tarafından pek balaban sevapları vardır. Ama bunda sorulan sual dediler ki borcu olan insana hacga gitmeye mümkün. Şimdi ağalarım tabi borçlu degen adam ve hac meselesi kelgene vakit en başta bakhamız vakit alimler ayta ki yani borcu olan adam aslında hacga barabile ve hacı kabul olan. Ama barması doğru mu yanlış mı onu düşünmemiz gerek. Ne için? Çünkü yani borçlu olan adam en başta borcunu düşünmesi gerek. Ve kul hakkı degen şey var yani bir insanga borcu olgana vakit onu en tez bir şekilde temellenmesi gerek. Lakin bundaki haç ve zekat gibi biz bazı vakit karıştıramız yani zekatta zekatını vermek için bay adam olmak gerek. Ama haç meselesinde ana tekrar farklı ama insanlar çoğu vakit karıştıralar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de haç meselesine baktığımız vakit Allah-u Teala ayta ki dey, "Men istata aleyhi sebile." Kimin oğa yol kuçu yetse. Ne demek bu? Mesela adam bay olmasa böyle ama bir aşçı olur ya da bir oca olur ve onu hacga çağırırlar. Keter anda hacga aş pişirir, başka bir imkanı olur, öyle bir çağrılgana vakit tabii ki adam anda barması gerek. Ve onun için bunun yanında da eğer bir adam bir aralarda bay olgan ve onun hac borcu olgan olsa onu da kapatmak gerek. Onun için bu soruya aytamız ki normalde borcu olgan insan hacga barsa hacı kabul olur. Tabii anda bir o şekilde sıkıntı yok ama hacga bargan adamın da şartları var biliyorsunuz. Hacga bargan adam en başta korantasına, bala çağısına onun olmayacağı vakit kadar alıp da işte aşlarını, sularını, bütün onların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para, akça taşlaması gerek. Ve bunun yanında da yani bize böyle bir İslam bir anlayışıdır bu. Bu yani hacga varacak adam biliyorsunuz sanki bu İhramı kigeni gibi bir kefeni kigeni gibi gösteriyor bu ibadet aslında. Onun için hani bu dünyadan borçlu gitmemek gerek olanı gibi de hacga da bargan vakit bütün borçlarımızı kapatıp barsak en doğru ve en güzeli o şekilde olur. Allah-u Teala cümlemizge mübarek yerleri körmeye nasip eylesin. Allah-u Teala cümle günahlarımızı afu eylesin ve bu dünyada Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ketmeye bizlerge nasip eylesin. Hacga barsak da barmasak da İslam'ı kutmek Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yaşatmak nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.